Selam gençler. Ben Deniz Hocanız. AYT Edebiyat'ta kaldığımız yerden tam gaz devam ediyoruz. Bundan önceki videoda birinci dönem tanzimat sanatçıları ve eserlerine değindik. Ve şimdi geliyoruz ikinci dönem tanzimat sanatçıları ve eserlerine. İlk videoda da bol bol vurguladım. Önemli bir konu çünkü her sene buradan en az bir soru karşımıza çıkmakta. Bu nedenle ne yapıyoruz? Bu videoları dikkatli bir şekilde dinliyoruz. PDF çalışma kağıdını indiriyoruz. Oradan ara ara tekrarlarımızı yapıyoruz. Daha ne yapalım arkadaşlar? Hiç vakit kaybetmeden dersimize başlayalım. Bu videoda arkadaşlar ikinci dönem tanzimat sanatçıları yani Recaizade Mahmut Ekrem, Abdülhakami Tarhan, Muallim Naci, Sami Paşazade Sezai ve Nabizade Nazma detaylıca değineceğiz. Eserlerine göz atacağız. Hemen Recaizade Mahmut Ekrem'de başlayalım arkadaşlar. Galatasaray Lisesi'nde edebiyat öğretmenliği yapan bir isimdir Recaizade Mahmut. Bunu neden vurguladım? Çünkü arkadaşlar kendisinden sonra gelecek olan Servet-i Fünun Edebiyatı'nın oluşmasında Recaizade Mahmut Ekrem önemli bir rol oynamıştır. O dönem Galatasaray Lisesi'nde okuyan öğrencilerin mesela Tevfikret'i Cenab-ı Şahabettin'i etkilemiş, onları bir araya getirmiş ve Servet-i Fünun dergisini yazmalarını sağlamıştır. Ve böylelikle Servet-i Fünun edebiyatı başlamıştır. Bu nedenle Recaizade Mahmut Ekrem ayrıca önemli bir isimdir. Gençlere yol gösterici bir özellik taşıyan sanatçı diyoruz ki Servet-i Fünun edebiyatının oluşmasına rol oynamıştır şiir, roman, makale, tenkit gibi birçok türde eser vermiştir. Eski edebiyata karşıdır ve yeni bir edebiyatı güçlü bir şekilde savunmuştur arkadaşlar. O dönemde yani Tanzimat'ın ikinci döneminde Recaizade Mahmut Ekrem yeni savunan bir isimdir. Zaten Servet Fonucular da böyle ortaya çıkmıştır. Ona karşıt olarak da Muallim Naci eski savunan bir isimdir. Recaizade Mahmut Ekrem Zenzeme adlı bir eser yazmıştır arkadaşlar ve onun ön sözünde şiirle ilgili düşüncelerini açıklamıştır. Zemzeme ve demdeme. Muallim Naci de semzemeye tepki göstermek için demdemeyi yazmıştır. Hani Ziya Paşa'nın harabatını eleştirmek için Namık Kemal tarihi harabatı yazmıştı ya. İşte arkadaşlar zemzemeyi eleştirmek için de Muallim Naci Demdeme adlı eserini yazmıştır. Bu iki eser önemli aklımızdan çıkarmayalım. Recaizade Mahmut Ekrem der ki güzel olan her şey şiirin konusu olabilir. Ve böylelikle arkadaşlar şiirin konusunu iyice geliştirmiştir. Zaten Recai zaten Mahmut Ekrem'in şiirle ilgili daha geniş bakacak olursak edebiyatla ilgili makaleleri yazıları vardır. Onlar son derece önemli yazılardır. Kendisinden sonra zaten edebiyat derslerinde okutulan makalelerdir. Önemini bir kez daha vurgulayalım. Arkadaşlar çocukları erken yaşta ölmüştür. Mesela Necat vardır. Hep böyle erken yaşta çocukları öldüğü için böyle Recaizade Mahmut Ekrem'in eserlerinde bir hüzün vardır. Hayatı ne yapmıştır? Eserlerine yansımıştır. O hüzün eserlerine de çökmüştür arkadaşlar maalesef. Şiirlerini daha çok aruz Ölçüsü'ne yazmıştır. Ve muallim Naci ile güçlü bir şekilde eski yeni tartışması yapmıştır. Birbirlerine ağır sözler söylemişlerdir. O da yine Galatasaray Lisesi'nde edebiyat öğretmenidir. Böyle gazete ve dergi üzerinden birbirlerini sertçe eleştirmişlerdir. Hatta derler ki olay o kadar büyümüş ki artık hükümet olaya el atar ve olayı yatıştırır. Böylelikle tartışma sona erer. Bu kadar önemli bir tartışmadır. Edebiyatımızda böyle birçok ünlü tartışma vardır arkadaşlar. Onların en ünlü olanlarından bir tanesi de Muallim Naci ile Recaizade Mahmut Ekrem arasında olan bu tartışmadır. Türk edebiyatındaki ilk realist roman olan Araba Sevdası'nı yazmıştır. Birazdan değineceğiz. Şiirlerinde romantizm, roman ve hikayelerinde ise arkadaşlar realizm akımı etkili olmuştur. Şöyle eserlerine tablo halinde göz atalım. Eleştiri, takdiri el han adlı bir eleştirisi vardır. Tiyatro türünde de önemli eserler yazmıştır. Afife Angelik, Çok Bilen Çok Yanılır. Mesela arkadaşlar bu eser sıklıkla oynanan bir oyundur. Atala, yine Vusat yahut Süreksiz Sevinç adlı oyunları vardır. Şiirde de mesela Nijat Ekran vardır. Oğlu Nicat'ın ölümünden sonra yazmıştır arkadaşlar. Böyle hüznün bol olduğu bir şiirdir. Name i Seher, Pejmürde, Zemzeme, Yadigar-ı Şevap adlı yine şiir eserleri vardır. Muhsin Bey, Şemsi adlı hikayeleri vardır. Romanda da Araba Sevdası son derece önemli bir eser. Yine Recaizade Mahmut Ekrem'e aittir. Araba Sevdası arkadaşlar edebiyatımızdaki ilk realist romandır. Batılaşmayı yanlış anlayıp kendini günüş duruma düşüren bir genci anlatır bu romanda. Bir genç vardır ismi arkadaşlar Biruz Bey. Ona babasından büyük bir miras kalır. O da böyle arabalar alıp sürekli gezer. Kızların peşinden koşar ve birine aşık olur. Periveş adlı. Mesela arkadaşlar yine bu sınav konusudur. 2021 AYT Edebiyat'ta bu çıkmıştı. İşte kahraman Biruz Bey'dir. Periveş peşine koşar şeklinde. Bu hangi eserdir? tarzına bir soruydu. Bu bakımdan da önemli arkadaşlar. Yakın bir tarihte tekrar çıkar mı? Pek zannetmiyorum. Ama önemli olduğu için vurgulamak gerekir. Altını çizmek gerekir neden bir daha çıkmasın? Keşfi Bey, Çengi Hanım, Andon, Mösyö Pierre, Kondoraki gibi yine kahramanları vardır. Neyse biz tekrar romana dönelim. Biruz Bey işte böyle miras alınca arabalarla sürekli gezer, eğlencelere kaptırır kendini. İşte kızlar peşinden koşar, periveşe aşık olur ve parasını bu şekilde mirasını tüketir ve gülünç duruma düşer. Herkes kendisiyle dalga geçer. Bunu anlatan bir romandır. Edebiyatımızdaki ilk realist roman olması bakımından da önemlidir. Araba sevdası ismi de oradan gelir zaten. Arabaya sürekli para harcaması. Gelelim Abdülhakamit Taran arkadaşlar. Şairi Azam'dır. Yani o dönemde Şairi Azam ismiyle anılmıştır. Böyle şairlerin piri şeklinde bir ünvana sahip olmuştur. Son derece üretken bir sanatçıdır arkadaşlar. Uzun bir sürede yaşamıştır. Daha çok şiirleriyle başarılı olmuştur ve şiirleriyle dikkat çeken bir isimdir Kami Taran. Şiirlerinde de daha çok tabiat, aşk, ölüm, metafizik gibi konuları işlemiştir. Özellikle arkadaşlar metafiziği böyle bolca şiirlerinde görürüz. Biz Abdurrahman Taran'ın şiirlerinin yine belirgin bir özelliğidir. Bu arada Abdurrahman Taran yine sınavda çıkmış bir konu sanatçıya da diyelim 2022'de arkadaşlar Kami Taran çıktı. Daha çok tiyatro yönü sınavda karşımıza çıktı. Yani ipucu olarak tiyatroları verilmişti. İşte şiir şeklinde tiyatro yazması, okunmak için tiyatro yazması, eşber bir tiyatrosun olması vesaire böyle ipuçlarıyla Abdurrahim Tahran soruldu. Birkaç şiirin dışında daha çok aruz ölçünü kullanmıştır ve şiirlerinde ağır bir dil vardır. Sahra adlı bir şiir kitabı vardır. Orada arkadaşlar kır ve köy hayatını ele almıştır. Bu bakımdan da yani böyle edebiyatımızdaki önemli bir pastoral şiir olmuştur. Hatta ilklerden bir tanesidir Sahra. Yine önemli bir bilgi edebiyatımızdaki batılaşma fikrinin güçlü bir savunucusu olmuştur. Oynanmaktan ziyade okunması için birçok tiyatro oyunu yazmıştır. İşte arkadaşlar bu ipucu 2022 ayet edebiyatta çıktı. Bazı tiyatroları nazım ve nesir karıştırır. Yani böyle şiir şeklinde tiyatrolarda yazmıştır. Shakespeare ve Victor Hugo'dan etkilenmiştir. Yani romantizmden etkilenmiştir. Yani daha doğrusu romantizmin tiyatroya yansımış halinden etkilenmiştir ve daha çok okunmak için tiyatro yazmıştır. İşte o okunmak için tiyatro yazma muhabbeti Abdullah Hamit Tarhan'a Victor Hugo'dan geçmiştir. Romantizm akımının etkisindedir bunu belirttik. Abdullah Hamit Tarhan eşinin ölümünden sonra Makber adlı bir şiir yazmıştır. Eyvah ne yar kaldı ne diyar gönlüm dolu ahuzar kaldı şekliyle başlayan bu da yine edebiyatımızdaki Önemli şiirlerden bir tanesidir. Böyle ölüm teması denildiği zaman aklımıza hemen makber gelir. Makber de mezar demektir arkadaşlar. Ama acı olan şudur ki Eşinin cenazesinde tanıştığı bir hanımla 40 gün sonra evlenmiştir. Abdülhakami Tarhan eşine şiir yazmış ama acısında çabuk unutmuş sanırım. Neyse gelelim tiyatro olan arkadaşlar. Macerayı Aşk, Nesteren, Eşber, Tezer, Finten, Turhan. Bak bunlar sanalda çıkmıştı arkadaşlar. Böyle birçok tiyatro oyunu vardır. Sahra yine Matber'le birlikte şiirlerindeki en meşhur isimlerdendir diyebiliriz. Böyle arkadaşlar önemli eserleri vardır. Abdullah Kamit Tarhan'ın. Ve geliyoruz Sami Paşazade Sezai arkadaşlar. Eski edebiyata karşı çıkmıştır. Batı edebiyatına etkilenmiştir. Realizm akımının etkisinde kalmıştır. Ve hikayelerinde teknik daha güçlüdür. Zaten Sami Paşazade Sezai'nin çok fazla eseri yoktur. İşte küçük şeyleri vardır. Sergüzeş adlı romanı vardır. Böyle birkaç tane eseri vardır. Çünkü böyle zor yazmıştır. Böyle mükemmel olsun, üslubu mükemmel olsun diye gayret etmiştir. Dolayısıyla Ahmet Mithat Efendi gibi böyle 200 tane eser yazmaktansa birkaç tane ama daha sağlam eser yazma gayretinde olmuştur diyebiliriz Sami Paşazade Sezai için. Sanat için sanat görüşünü savunmuştur arkadaşlar. Zaten ikinci dönemde daha çok sanat için sanat anlayışı vardır. Tanzimat'ın ilk dönemde bildiğiniz gibi toplumsal yön daha ağır basar. Konularını da yerli yaşamdan seçmiştir. Yine arkadaşlar Küçük Şeyler adlı bir eseri vardır. Önemli çünkü edebiyatımızda batılı anlamdaki ilk hikaye örneği Küçük Şeyler'dir. Evet letaip bir rivayet ilk hikaye örneğiydi ama böyle hikaye yazmak için yazmamıştır Ahmet Mithat Efendi. Ama böyle teknik açıdan güçlü ilk hikaye eseri küçük şeylerdir. Sami Paşa Zade Sezai'nin dönemin güncel konularından bir tanesi olan esirliği bolca işlemiştir eserlerinde. Zaten arkadaşlar Sergüzeş yani macera adlı romanı bunun temelindedir. Biliyorsunuz orada bir köle cariyenin hayatı anlatılır. Bir tiyatro eseri vardır. Hikayede de küçük şeyler vardır. Yine gezi anlamında da bir eser yapmıştır. Biz şimdi bakalım Sergüzeş'te. En önemli özelliği şudur arkadaşlar. Edebiyatımızda romantizm akımından realizm akımına geçişin eseri sergüzeştir. Yani romantik etkiden biraz böyle sıyrılıp realist etkiye yönelmiştir bu roman arkadaşlar. Eser üzerinden kölelik ve köle ticareti yazar tarafından eleştirilmiştir. Bu romanda Kafkasya'da köle olarak yakalanıp İstanbul'a getirilen Dilber'in başından geçenler anlatılır arkadaşlar. Zaten sergüzeşt macera demektir. Yani Dilber'in macerası. Gelir birkaç konağa satılır. Birkaçına rahat eder ama çoğunlukla eziyet görür. Sonra bir konakta o ailenin zengin çocuğu olan Celal Bey ile bir aşk yaşar arkadaşlar. Bu durumdan rahatsız olan Celal'in annesi bir gece gizlice Dilber'i Mısır'daki bir konağa satar. Yani böyle uzaklaştırır onu iyice. O konakta da yine kendisine eziyet ederler. Orada arkadaşlar Cevher adlı bir harem ağası vardır. Buna yardımcı olur. Birlikte kaçarlar. Cevher ölür. Dilber tek başına kalır. Sonra der ki ben tek başıma ne yapacağım ki? Zaten bu hayata köle olarak gelmişiz. Hayatımız tamamen hep eziyetten oluşuyor. Yaşamanın ne anlamı var ki deyip kendisini nillerine atar ve intihar eder. Aslında bu roman üzerinden Sami Paşazade Sezai köleliği sert bir şekilde eleştirmiştir. Yani Dilber'i görüyoruz, onun acıklı hikayesini okuyoruz ve diyoruz ki ya böyle bir şey olabilir mi? Sonuçta bu da bir insan ama öyle işte de öyle böyle İran şeylere maruz kalıyor ki sonuçta insan ama insanlık dışı yaşıyor. Dolayısıyla bunun böyle bir eleştirisini yapıyor yazar diyebiliriz arkadaşlar. Sergüzeş de yine önemliydi. 2021 yılında arkadaşlar sınavda karşımıza çıkmış bir eserdi. Geçtiğimiz sene aynı zamanda 10. sınıf ders kitaplarında da Sergüzeş romanı yer alıyordu. Ne demiştim? Milli Eğitim Bakanlığı'nın edebiyat kitaplarında yer alan eserler genellikle ÖSYM tarafından soruluyor. Yani kitaplardaki eserler, sanatçılar sınavda karşımıza çıkabilir. Böyle bir tespitim var arkadaşlar buna dikkat edelim. Muallim Naci'ye gelirim arkadaşlar. Ne demiştik az önce? Recaizade Mahmut Ekrem ile tartışan bir isimdir. Tanzimat döneminde eski edebiyatı savunan sanatçıların önderliğini yapmıştır. Gelenekçi şair olarak bilinse de batı tarzında şiirlerde yazmıştır. Yani eski edebiyatı savunur ama arkadaşlar böyle yenileşmeye de çok karşı değildir. Yani bir yenilik yönü vardır ama eski edebiyatı da komple reddetmez Muallim Naci. Eserlerinde sade bir dil kullanmayı tercih etmiştir. Az önce de ifade etmiştim. Recaizade Mahmut Ekrem bir tartışma içerisine giriyor. Onun Zemzeme adlı eserine Demdeme adlı eleştiri kitabıyla cevap veriyor. Kulak için kafiye savunanlara karşı göz için kafiye anlaşını benimsemiştir. Recaizade Mahmut Ekrem ve öğrenciler ise kulak için kafiye savunmuşlardır. Şiirlerinde milli duyguların yanında tabiat, karamsarlık, gurbet gibi konuları da işlemiştir. Burada da arkadaşlar yine Muallim Naci'nin eserlerini görmekteyiz. Mesela hatıra türündeki Ömer'in çocukluğu önemli bir eser. Karşımıza çıkan bir eser. Böylelikle altını çizmiş olalım. Ve gelelim Nabizade Nazım arkadaşlar son olarak. Bu dönemin gözlemci yazarlarından bir tanesidir. Yani realist bir yazardır. Ve realizmden biraz da naturalizme kaymıştır Nabizade Nazım. Edebiyata şiirle başlamıştır arkadaşlar ama daha sonra roman ve hikaye yönelmiştir ve o alanda başarılı olmuştur. Eserlerinde realizm ve naturalizmin etkileri görülür. Ve mekan olarak da ilk defa böyle İstanbul'un dışına çıkmıştır diyebiliriz. Nabizade Nazım. Yani genellikle İstanbul yaşam anlatılırken o böyle biraz İstanbul'un kent merkezinin dışına da çıkmıştır. İlk köy romanı olan Karabibik, ilk tezli roman olan aynı zamanda psikolojik unsurların yer aldığı Zehra'yı yine Nabizade Nazım yazmıştır. Eserlerine psikolojik öğeler ustalıkla kullanmıştır. Özellikle arkadaşlar Zehra'da biz bu psikolojik unsurların yoğun bir şekilde karşımıza çıktığını görmekteyiz. Roman olarak Karabibik Zehra Hikaye olarak da Zavallı Kız, Bir Hatıra, Sevda, Şiir olarak da Heves Ettim adlı eserleri vardır. Karabibi'ye şöyle yakından göz atalım arkadaşlar. Bir köyde yaşayan Karabibi adlı köylü vardır arkadaşlar. Onun 8 dönümlük bir arazisi, tarlası vardır. Orada yaşam mücadelesi verir. Ama bir yandan da kızını yani arkadaşlar Huri'yi zengin biriyle evlendirmek ister. Ve bu şekilde de rahat etmeyi umar. Ama hayalleri pek gerçekleşmez. Düşündüğü kişiler başkalarıyla evlenir. Ama sonra ne yapar ne eder? Zengin biriyle evlendirir kızını ama tam o sırada hasta olur. Ama ölmeden de kızını gelin olarak görür ve bu mutlulukla ölür diyebiliriz Karabibik. İlk Türkçe köy romanı olması bakımından Karabibik önemli arkadaşlar. Nabizade Nazım'ın önemli bir romanıydı. Şimdi gelelim Zehra'ya. Edebiyatımızda ilk psikolojik deneme olan aynı zamanda tezli roman örneğidir bu Zehra. Bu bakımdan önemli arkadaşlar. Tezli roman denildiği zaman aynı zamanda psikolojik unsurların ilk defa kullanıldığı roman denildiği zaman hemen aklımıza Zehra gelmeli. Zehra zengin bir tüccarın kızıdır arkadaşlar. Zehra bir süre sonra babasının katibi olan Supi ile evlendirilir. İlk başta mutludur. Böyle mutlu mesut yaşarlar. Hatta Zehra'nın babası ölür. Supi babasının yerine geçer, onun işlerini devam ettirir. Böyle maddi anlamda da rahatlar. Sonra Supi'nin annesi bu durumu kıskanır ve eve bir tane cariye getirir. Hüsnü Cemal adında Kız da oldukça güzeldir ve Zehra bu kızı kıskanır. Böyle sürekli kocasını bunaltır. Kocası da en sonunda gider. Hüsnü Cemal ile evlenir. Farklı bir eve taşınır. Yani Zehra'yı terk eder. Bundan intikam almak ister Zehra. Ve gider Rum bir kadın olan Ürani'yi tutar. Çok güzel bir kadındır. Yani gitsin işte Sübbi'nin aklını karıştırsın. O evleri de mutsuz olsun diye. Ve bunda da başarılı olur. Daha sonra Zehra kocasını boşar. Gider başkası evlenir. Evlendiği kişi de arkadaşlar hemen bakayım. Muhsin'di. Ve babasından kalan malları artık Muhsin yönetir. Dolayısıyla Supi de zenginliğini kaybeder. Dolayısıyla Supi böyle sokakta yürür, dolaşır hale gelir. Daha sonra bakar ki Ürani başkasıyla yaşıyor. Gider ikisini öldürür. Trablusgarba sürgüne gönderilir. Ve roman bu şekilde ilerler arkadaşlar. Zehra'nın konusu da buydu. Böylelikle ikinci dönem tanzmaz sanatçıları ve eserlerini de görmüş olduk arkadaşlar. Birçok önemli eser vardı. Sınavlarda zaten bunların birçoğu karşımıza çıkmıştı. Tekrar söylüyorum her sene en az bir tane soru. Tanzimat dönemi sanatçıları ya da eserlerinden gelmekte. Bu nedenle mesela bu videodan da mutlaka bir soru gelecektir 2023 yılında. Peki ama hangi eser onu şimdilik bilmiyoruz. Bir sene sonra öğrenmiş olacağız ama şu işte 20-30 dakikalık videomuza göz atar notlarımıza çalışırsanız artı bir soru cepte diyebiliriz. Daha ne yapalım arkadaşlar basit bir konu çıkması da garanti bize düşen tek şey buna iyi bir şekilde çalışmak. Unutmayın arkadaşlar bir de sizlere özel pdf çalışma kağıtları hazırlıyorum. Onları da yine bu videonun açıklama kısmındaki linklerden indirebilirsiniz. AYT Edebiyat ya da TYT Türkçe fark etmez. Her konunun böyle ayrıntılı PDF çalışma kağıdı mevcut. Böyle sürekli paylaşıyorum, yeniliyorum bunları. Onlardan da yine ücretsiz bir şekilde faydalanabilir. Arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Bundan büyük bir memnuniyet duyarım. Aynı zamanda kanalımıza abone olursanız, düşüncelerinizi yorum olarak paylaşırsanız bu da bizleri mutlu eder arkadaşlar. Ki düşüncelerinizi çok önemsiyorum. Yani olumlu ya da olumsuz fark etmez. Lütfen düşüncelerinizi bizlere aktarın. Bunlar benim için son derece kıymetli. Evet arkadaşlar, şimdilik burada sizlere veda ediyorum. Bundan sonra Servet Efendi'nin edebiyatıyla yola devam edeceğiz. Bundan önceki konularımız zaten kanalımda mevcut. Tüm aYT edebiyat konularının anlatımını oynatma listesi altına böyle sırasıyla takip edebilirsiniz. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Sevgiyle kalın.